Zamanlama Manidar hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta da her hafta olduğu gibi esnaf, şair ve gönül insanı Çetin Tankoç. Çetin hoş geldin. Hoş bulduk Sade. Çetin yine yeni dükkandan sesleniyorsun bize. Evet. Arkada garaj yazıyor, onu görüyorum. Ya çünkü bu dükkanın kapısı arkadan kilitlenebiliyor. Kilitliyorum. Rahat rahat sinir yayın yapıyorum. Peki ama hocam, o dükkanlar... açık tabelasını kapalıya çeviriyor musun? Tabii tabii çevirdim. Yoksa sende de bazı esnaflar gibi o açık şeklinde sabit mi? Yok yok, şu anda gerçekten kapalı yazıyor. Keşke kamerayı kıpırdatmadan o fonu gösterebilsem. Ama neyse, sağlık olsun. Bizim kameralarımız hassas kameralar, kıpırdatamıyoruz. Biliyorsun peki, bizimkiler dizisinin kameraları yaklaşık 30 yıl aynı açılara sabit bir şekilde monte edilmişti. Biz de o gelenekten geliyoruz. Anladım. Çetin, Fahrettin Altun'un açıklamaları oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı mı, sözcüsü mü artık bilmiyorum. Ünvanlar çok değişti. Şu 5-6 başkan herhalde. Başkan mı? İletişim Dairesi Başkanı. Politik memur. Politik memur. Ha. Sayın evet. Politik memur Fahrettin Altun'un açıklaması oldu. Dedi ki yani bu doğal gazlar bulundukça daha da bulunuyor, ülkemizin refahı artacak dedi. Yani bu kaçıncı doğal gaz açıklaması? Bu doğal gazlar niye çıkmıyor? Doğal mı değiller acaba? Doğal olmayınca tekrar beton döküp kapatıyorlar. Biliyorsun eskiden Batman'da da çıkan petrol, Amerikalıları iyi bulmak için üstüne petrol beton dökerdiler. Ben hocam, onun açıklamasını yapabilir miyim araya girip müsaadenle? Lütfen, lütfen. Şimdi benim kardeşim petrol doğal gaz mühendisi. Kuyuları kapatıyorlar çünkü orada petrol yok. O yüzden kapatıyorlar. Nereden biliyorsun lan? Belki de Lozan'dan sonra çıkacak 2015-13'ten sonra. Ya gerçekten 2023'e az kaldıkça da heyecanlanıyorum ya. Ya sonra hangi tarihi belirleyecekler acaba? Bir de yani hani hayatımıza bir sürpriz kalsın ya. Bu kadar çabuk tüketip ne yapacağız? Zaten doğru düzgün dizi izleyemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bari 2003'ü 23 özlemiyle yaşayalım. Peki Çetin, niye neyse, çıkmıyor bu doğalgazlar ve bu doğalgazlar bizi zengin eder mi? Ya doğalgazı zor günlerimiz için tutuyorduk. Şimdi malum dolar yükseldi. Zor günler geldi. Şimdi doğalgaz rezervini çıkarıp dolar çıktısını, ki ben bunun ekonomik olarak ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum. Sadece kelime olarak hoşuma gittiği için soru haline getirttirdim. Dolar çıktısı azalacakmış. Yani nasıl bir şey bu, bir dolar neye çıkar, neye iner? Zaten çıkan dolar inmiyor. Doğalgaz alakası yok ki bunun. Ayrıca sen politik memursun. Sana ne ekonomiden ya? İyi ki ekonomi bakanları değiştikçe arada birkaç dakika bakansız kalıyor. Önüne gelen açıklama yapıyor ya. Ya bu millete de hiçbir şey beğendirtiremiyorsun Sadi Bey ya. Zaten biliyorsun Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde şehir meydanlarına Maliye Bakanı listeleri asılmış. İsteyenler istihdam amaçlı oraya adlarını kaydettirebiliyorlar. Maliye Bakanı adayı. Yazmayı düşünüyor. Çünkü bu kış 2 ay boşum zaten. Ocak, Şubat'ta peki ne sen yapacağım? Ekonomiden anlar mısın Çetin? Vallahi anladığımı sanıyorum. En azından dolar, biliyorum kaç dolar. Onu da biliyorum. Altın zaten görmüşlüğüm var. Zaten gıda maddeleri ne yapacaksın ki? Bir milletin doları varsa karnı doyar abi. Buğday ekilmiş, ekilmemiş. Gübreyle ekilmiş, gübresi ekilmiş. Hani bunun ekonomiyle bir ilgisi yok. Şurada 2 ay boşluğum olacak. Mevsimlik işçi gibi Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya karar verdim. Yani Maliye Bakanı olacağım. Benim ne eksim var ki zaten? Ne eksim var abi? 2 ay çalışırım. Bütün yaz o bana sermaye olur. Valla bakan maaşları ne kadar ama senden fazla kazandıklarını sanmıyorum maaş olarak. Senin setin yoksa sen de yazdır kendine. Boş geçirme. Var hocam, var var, setim var. Oğlum, ben devletin borcumu bir yıl Şanlı Türk Ordusu'nun şerefli bir subayı olarak ve 2 yıl Güzide Gümrük Bakanlığı'nda
muayene memuru olarak tamamladım. 3 yılımı verdim bu devlete. Ya bu memleketin eskiden askere ihtiyacı olurdu. Şimdi Maliye Bakanı'na ihtiyacı oluyor. Evet. Demek ki ordunun küçültülmesinin mantığı maliyeyi büyütmekmiş. Şimdi Çetin abi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu hafta içinde. Faiz düşürmeyle ilgili eleştirilere bir kere nas var diye bir cevap verdi. Valla benim bildiğim bir felak nas sureleri var. Acaba ona mı gönderme yaptı? Nedir nas? Sen daha iyi bilirsin. Sen biliyorsun yıllarca Mısır İslam Enstitüsü'nde önemli görevlerde bulundun. Ciddi makaleler yazdın bu konuda. Ya bulundum da bizim zamanımızda nas, tam nas vardı. Yarım nas yoktu. Şimdi kafamız iyice karıştı. Her gün yeni bir şey çıkıyor memlekette. Yani bu nas hangi nas? Felak nas mı? Ayet olan nas mı? Yoksa çocuğun adını yanlışlıkla naz yerine nas koymuş biri mi? Ne bileyim, bir de biliyorsun bu konuda Cübbeli Bey de açıklama yaptı. Bu ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Hocam hayır, bu konu birbirine bağlantılı. Çetin abi, tabii bağlantılı da. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela benim Beşiktaş Belediyesi'ne çöp vergisi borcum var. Hı-hı. Yıllarca gelmedi. Bir geldi 5 yıllık kol gibi. Bir sürü orada gecikme faizi falan var. Nas burada işe yaramıyor mu yani? Bir tek devlet bize faiz alırken mi yarıyor? Hayır, şunu da anlamıyorum. Eğer sadece nas olan şeylerden sorumlu olacaksak, Kur'an'da çöp vergisi yok. Ne yapacağız şimdi biz? İtiraz edebiliyor muyuz bunda? Emlak vergisi de yok hocam. Tabii yok canım, niye olsun zaten. Kur'an'ın ne işi var emlak vergisiyle, çöp vergisiyle? Kur'an iyi olun, doğru olun. Akşamdan akşama... Böylece sağ ayakla girin. Akşamdan akşama da bir kadeh viski için. Onun da günahını Allah affetsin yazar. Bak bir de şunu diyorum. Bak konuyu sürekli değiştiriyorsun zaten ya. Sayın Cübbeli Ahmet'in ifadeleriyle diyor ki burası şeriat ülkesi mi? Şeriat ülkesi başka bir sürü de nas var. Bir tek faiz nası mı var ya? Ayrıca yarım nas adamı paradan eder diyor ya. Evet yani yarım şu an dediği nas olmaz. Sence niye böyle bir risk aldı? Kim? Cübbeli mi? Risk değil ki, adam bu işin doktoru. Uzmanı yani. Hani yarın nasıl... Bence o da ekonominin kitabını yazmış mıdır? Ya bir de o da dolar borçlandı muhtemelen. Şimdi kalkıp şeriat ilan edip biz de yakma reis diyor yani. Ne desin adam? Sonuçta adam da aile geçindiriyor. Tamam, Cübbeli de bir hayatta Cübbeli geçmiyor. Villa gerekiyor. Şimdi Cübbeli Ahmet'in bir cübbeli hayatı var, bir de cübbesiz hayatı var. Evet. Bu cübbesiz hayatta faturalar ödeniyor, borçlar ödeniyor. Aynen. Eşlere nafakalar dağıtılıyor falan. Tabii falan. Tabii. Cübbeli'nin biliyorsun evet, masrafı çok. O yüzden yan maske pen sattı. Tabii yani bir de gerçekten Türkiye her sistemi denedi. Şeriatı da denemeyelim artık diyor. Hani yani Türkiye'de şeriatı da gerek yok dedi. Aslında çağdaş, muhasır bir aydındır Cübbeli. Aslında halkına öncülük yapıyor. Hani ekonomi kötü gidecekse şeriatı bir rafa kaldıralım diyor. Gerek yok şimdi masa. Bir şu borçları kapatayım bari. Kayınçoya dolar aldık. Belki'den altın aldık diyor muhtemelen. Hani bunun Türkçesi bu bence. Peki Çetin, yani sence bunun devamı gelecek mi? Yani bu nasların devamı ekonomik vallahi, her kararda. Şöyle şeyler bekliyorum açıkçası. Malum biliyorsun ekmek pahalandı. Döner de pahalı. Evet. Tavuk döner zaten pahalı. Acaba diyorum yeni bir şey mi imal edilse? Nas mı alıp yesek? Hani böyle nas dükkanları mı açılsa? Çünkü biliyorsun böyle modalar olurdu eskiden. Patates İşte falan filan. Haydi patsolar. Bir yarım ekmek nasıl bir istecek? Böyle bir şey mi icat edecek? Ya benim de kafam çok karıştı zaten.
Gerçekten yani 20 yıl ülke şeriatla yönetilecek diye Kur'an okudum, tefsir okudum, hadis okudum. Bütün bildiğim çöpe gitti şimdi benim. Şimdi ben neye göre düşüneceğim kafam allak bullak. Yani ben dünyaya nereden bakayım? E zaten biliyorsun sol dediler. Attan Hoca solu bitirdi. Kapitalizm dedik. Onu da solcu biraderler yok etti. Elimize bir şeriat kalmıştı. Onu da Cübbeli Ahmet yok etmeye çalışıyor. Bir dakika yani ya. Ben, benim evimde bir kala kala borçlar defteri kaldı ya. Peki, ne güzel eskiden Kur'an olurdu. Esnaflan dükkanlar. Arkaya bir Kur'an asardın. Bir de 33'lük tespih. Tabii abi öderiz abi. Ya kaçıyoruz. Vallahi billahi ödeyeceğiz artık. E şimdi sadece bu borç defteri kaldı. Nasıl ikna edeceğiz? Rami hesabı karakteri düşünüyor. Biliyorsun Cübbeli Ahmet aynı zamanda müzik sektörüne atıldı. İstersen şarkıdan bir kuple çalayım. Bilmeyenler bir şarkıyı öğrensinler. Şarkıcı çıkıyor. 1400 tane eserim var diyor. Gece çala kalem yazmış bir şey. Manyak 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 şeyler. Ne kadar salak, manyak, aptal varsa müşteriler. Dolmuş. Adam milyonlar satıyormuş. Milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, 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 manyak manyak işler. Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, 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 eşlik edebilirsin Çetin içinden geliyor. Sesim o kadar iyi değil. Evet Çetin gerçekten ay, harika bir parça. Hangi şarkıya eşlik edeyim diyorum. Evet. Ne yanlış yerine denk gelirsem biri beni yalarsa diye ötüp kopuyor. Şimdi sabah bu müzikle uyanlar. Ya diyorum bu ses de çok tanıdık. Kimin albümü bu? Herhalde bu senin Club DJ bu galiba. Bir baktım Ömer çalıyor. Ömer oğlum evet. Kim bu şarkıcı dedi. Cübbeli Ahmet amca dedi. Allah Allah. Aa, iyice kafayı yedim ya. Neyse ben tabii bütün gün bu şarkıcı çalıştım. Ezberledin mi hocam? Ezberledim bu. Çala kalem yazılan bu şarkını. Ya Cübbeli Ahmet şarkı yazmayı nasıl bir şey sanıyor acaba? Madene mi girdim şarkı yazılıyor? Oturuyorsun. Masada yazıyorsun, siliyorsun. Bir daha düzeltiyorum, bir daha yazıyorum. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi Cübbeli Ahmet öncelikle Türk popunu eleştiriyor. O burada ciddi bir eleştiri var. Yani. Genelde sözlerin aynı olmasıyla ilgili de bir eleştirisi var. Aslında burada dini eleştiriden çok musiki bir eleştiri. Tabii tabii. Ve onun yerine bütün Türk popunun özeti olan, yani yeni Türk popunun, güncel olan Türk popunun özeti olan bir şarkı yapıyor. Ve şu an bence izlenme rekorları kırıyor. Dur bakayım en son kaç izlenmiş. Bence bu sene bu bütün kulüplerde bu şarkı çalacaktır gece kulüplerde. Kesin. Çünkü kesin. Gayet de iyi bir şarkı olmuş. Bence mükemmel bir şarkı. Bence Cübbeli Hoca biliyorsun bu konularda şeydir. Ya Cübbeli bir kere önceden görür hocam. Demek halkın bu konuda açığını gördü. İhtiyacını gördü. Ve Tarkanlar yaşlandı. Pop aşağı doğru gidiyor. Dur şununla bir el atayım dedi. Üç kul valla bir okumuş yani. Valla şu ya an benim... çok farklı şeylerden birkaç tane var şarkı. Tabii telifi sayın Cübbeli Ahmet'ten alınmadığı için henüz
Şarkı... Ama kedifine... Ahmet Bey parayı toplar. Para konusuna girebilir Ahmet Bey. Bu arada Cübbeli Ahmet Hoca'nın şarkısını ararken Tarkan'dan ıslak, daha ıslak öp beni adlı şarkı geldi. Bak Tarkan çalmış demek şarkıyı. Direkt Tarkan çarpmış yani. Hemen 5 yıl çalmış. Önce hissetmiş hocanın böyle bir şarkı yapacağını ve şarkıyı çalmış. Peki Çetin. Yalnız bana bu şarkının böyle arasına da yerleştirmiş bir İslami mesaj da var gibi geliyor. Mesela şap beni şu. Acaba bu da Kabe'ye mi yazıldı? Biliyorsun Kabe'ye yazmış yandım şarkısını. Sanki gusül abdesti formu var şarkıda. Hani üç kere şap beni, üç kere yut beni. Öyle anladım ben. Önce ağza burna, sonra yala beni. Yani bütün vücudu ıslat diyor. Kuru bir yerde kal ıslatıyor. İğne ucu kadar kuru yer kalmayacak. Evet. Ben peki, öyle anladım hocam. Peki. Bolu Belediye Başkanı neden sürekli şaka yapıyor Çetin? Vallahi zaten onun gerçekçi konuları bizi sıkmıştı. Şakaya evet. Dönmesi iyi oldu. Evet. Hani şakasız tarafları yenilir gibi değil zaten Sayın Tanju evet. Bey'in. Aynen. Var ya Tanju Bey de izledim geçen bir kanala çıkmıştı. Ya o da bir entelektüel çıktı. Bir pis bir cahil kaldık ülkede ya. O neden bahsetti? Vallahi işte neyi neden yaptığını anlattı. Aslında dikkat çekmek için nikah pahalandırmış, suyu pahalandırmış. Yoksa öyle bir şey yok muymuş? Yok hani amacı nikah pahalandırmak değilmiş. Bütün Türkiye'nin kamuoyunu dikkatini çekmek için yapmış ama... Evet. Sonra da bakmış bu iş böyle de olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir şaka yapmış. Reisin emrindeyim askerim olurdu. Askeri olurum diye. Sonra gazeteci bunu sorunca yok demiş ben asla stand-up'a başlıyorum. Mizah olmayan şeyler mizahını yapacağım bundan sonra. Ya kardeşim bir işi de bize bırakın ya. Bir işi de bize bırakın. Ya Türkiye'de bir sürü stand-upçı açlık sınırında yaşıyor ya. İyi, tabii çok tabii benim bizzat bildiklerim var. Bir de şunu söyleyeyim Çetin yani ya Bolu Karadeniz'e giderken içinden geçilen bir yer. Bu kadar önemli bir yer değil ya. Adam Bolu'yu Türkiye'nin en gözde şehri yaptı durduk yere. Ya zaten biliyorsun ben eskiden Fatih'e bir çay kıraathanesinde otururken orada bir tane Mesup abi vardı. Durup durup şey derdi. Bolu bana gelsin derdi. Diye diye de hakikaten Bolu'yu memleketin başına getirdiler ya. Peki Tanju Özyan Bey Cumhurbaşkanlığı adayı olabileceğini de açıkladı. Çünkü Bolu Belediyesi'nde dedi bizim mecliste de üstünlüğümüz var. Yine CHP'li biri seçilebilir ben aday olabilirim dedi. Sayın zaten Tanju Özyan Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkeyi nasıl tahayyül ediyorsun? Vallahi muhtemelen bizi de herhalde gerçi biz nikahtan kurtulduk artık nikah parası ödemeyiz. Su paramız yükselir. Çünkü bize de bir bahane bulur. Bolu'da değilsiniz der mesela. Ne bileyim evet, yani. O da olabilir. Allah Tanju Bey Bolu'da uzun yıllar başarılı kılsın. Ya ben Tanju Bey'i biraz şeye benzetiyorum. Böyle Amerika'da eyalet sistemi var ya şimdi. Bu eyaletlerin de kendi çaplarında bir özgürlükleri var. Evet. Çoğu konuda doğrudan başkana bağlı değiller. Başkan emir veremiyor. Galiba Sayın Tanju Özcan da o eyalet valilerini özleniyor. Bakarsın belki Tanju Bey'in bu entelektüel dehası Türkiye'de eyalet sistemini de getirir. Yarım kalan muasır medeniyet seviyesine ulaşırız ya. Eyalet o kadar kötü bir şey değil. Amerika'ya bakıyorsun takır takır işçiyor sistem. O zaman sloganı da hazır. Tek Bolu, tek millet, tek eyalet, tek belediye başkanı. Tabii canım zaten biz öyle yapıyoruz biliyoruz bu işi. Aynen bence de. Peki Çetin şimdi biliyorsun ekonomide çok kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Bu sırada Maliye Bakanı yine değişti. Biliyorsun nasıl
her gün motorine, benzine zam geliyorsa hemen hemen her haftada bir Maliye Bakanı istiyoruz biz. Sayın Lütfi Elvan tabii istifa edemedi. Kovlamadı da affını istedi. Sayın Cumhurbaşkanı da affetmiş galiba ki yerine Nebati Bey geldi. Acaba affettiğine dair bir berat mı veriyor? Ne veriyor? Tamam affettim hadi git mi diyor. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl af kabul ediyor Çetin abi görevden affı? Şimdi sesim geliyor mu sen? Geliyor geliyor. Tamam. Ama bir çitirti şimdi, var. Efendim? Bir çıtırtı var senden gelen ama. Senle konuşurken bayağı çıtırtı oldu. Acaba yeni ekonomi bakanı bize çıtırtı mı gönderdi? Telekinez yöntemiyle. Olabilir. Nebati Bey'den mi geldi diyorsun? Nebati Bey'in ekonomi eğitimi de yok. Bence gerek de yok zaten ekonomi eğitimine Maliye Bakanı olmak. Biliyorsun sen de aday oldun. Evet Çetin abi bir kayboldun ama kadrajını da değiştirmiş. Hayırdır ne oldu? Ya araya bir telefon görüşmesi girdi. Açıklamayacaktım ama. Çok önemli galiba ki programı kesmek zorunda kaldı. Evet. Nebati Bey aradı. Yeni Maliye Bakanımız. Bizi izliyormuş. Yakışıyor mu hemen? Gelir gelmez koltuğuma göz dikmeniz. Biraz bekleyin. Bize biraz açığım var kapatayım. Gelirsiniz. Zaten iki aydan fazla Maliye Bakanlığı affa uğradı artık yok. İki aydan fazla Maliye Bakanlığı. İki ay bekliyor sana yani. Tabii tabii. Bir önce adınızı yazdım önde de çekilişe. Peki. Var mı eklemek istediğin Lütfi Bey'e veya Nebati Bey'e? Vallahi Nebati Bey'e diyeceğim şu. Yani bu bakanlar görüp de takside makside girme. Evmiş, arabaymış, arsaymış. Çünkü bu bakanlık bugün var yarın yok. Taksitlerle kala kalırsın orta yerde. Peki bu uyarımızı da yapmış olalım. Maaşına göre yaşa. Peki. Çetin şimdi Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gelen kış mevsimine göre hazırlıklar yaptı ve adeta kırmızı kod ilan etti diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Çok mu ileri olur bu tanımlama ama? Biraz sert oldu ama ben bunu biraz yumuşatayım. Yumuşat hocam. Ama göğsünde yumuşat. Tabii tabii göğsünde. Fakat benim göğsler sıkıntılı biliyorsun. Evet. Şimdi dünyada bir küresel iklim krizi var biliyorsun. Evet. Bunu dünyada ilk gören yerel yönetici Sayın Mansur Bey'dir. Sayın Mansur Yavaş bu yaklaşan küresel ısınmaya önlem olarak her Ankaralı perdin arkasında 10 tane ülkücü olacak şekilde nefesiyle ısıtma ve soğutma tekniği getirdi. Yani artık Ankaralılar birbirlerine enselerini yazları soğuk, kışları sıcak nefesiyle üfleyerek ısıtma ve soğutma sistemi yapacaklar. Böylece ozona bir zarar verilmeyecek. Dünyadaki birçok egzoz emisyonu azalacak. Ankara daha yeşil olacak. Ve Ankara'nın belediyesinin kasasından bir kuruş da çıkmayacak. Böylece de ülke ocaklarına yan gelip yatan sayın ocaktaşlarımız hem istihdam edilecek hem de ülkeye katkı sunmuş olacaklar belki. Peki Çetin abi son olarak şeyi sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı Çin de böyle. Araya girmek istedim zaten. Gir abi gir. Zaten hep araya giriyorsun. Şimdi bilmiyorum sen hani bu yaşa kadar hiç kimsenin nefesiyle ısıtıldın mı ensende? Tecrübe ettin mi? Varsa öğrenmek istiyorum. Çünkü ben hiç yaptırmadım daha. Ben de yaptırmam. Uylanırım hocam. Peki hocam. Niye kimin nefesiyle ısıtmış ya? Hocam Mansur Bey'i sağ olsun Sayın Devlet Bahçeli ensesinde nefesini hissettirerek ısıtacakmış. Evet doğru. Ulan mikrodalga var. Ben ısıtırım kardeşim adama. Yok ya bir şey var şimdi setlerde bize takıyorlar böyle ısıtıcı gibi. Koyun sırtına 2 saat sıcak kalıyor hareket ettikçe. Neyse. Hocam, Sayın Bahçeli
Evet. Çetin, son olarak şeyi soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çin'de böyle büyüdü demesi var. Çin olabilir miyiz? Çinli olabilir miyiz? Malezya olamadık, İran olamadık, Afganistan olamadık, Kuzey Kore olamadık. Çin mi olacağız şimdi? Valla Çinliler sırf Türkler Çinli gibi olmasın diye Çin setini ölmüş zamanında. Adamları o kadar inşaat basafına sok. Sonra gel yüzlerce yıl sonra Çinli olmaya kalkış. Bu da ol, bu da doğrusu tarihi bir cilvesi olsa gerek. Peki, Sayın çekiyorum. Atilla yaşasaydı Tayyip Bey'e kırgınlığını ifade ederdi. Sayın Atilla'ya rahmetlerimizi gönderelim o zaman. Peki Çetin, var mı eklemek istediğim bir şey? Vallahi yok, kapatabilirsin artık. Ya sen bu işi öğrendin ha. Öğreniyorum artık yavaş yavaş. Bir şey eklemiyorsun. Çok olmadı, 10 yıl oldu artık. Biraz öğreneyim mi hocam? Peki, tamam. Evet değerli izleyenler, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Gilasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çelenk ve Ülkü Doğanay sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar Mediastop.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.